İyi günler. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a bir kez daha Bükreş'e hoş geldiniz demekten büyük memnuniyet duymaktayım. Sayın Bakan, hoş geldiniz Bükreş'e. Sayın Bakan'ı sadece Bükreş'te bulunmasından dolayı değil, aynı zamanda Romanya ile Türkiye arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı kişisel katkılardan dolayı da teşekkür etmek isterim. Ayrıca bu ziyaret son derece dinamik olan ikili diyalogumuzun doğal bir sonucudur. Bugün her iki ülkenin de yaşadığı son derece zorlu jeopolitik bağlamda ikili bölgesel ve güvenlik gündemindeki pek çok önemli konuda işbirliğinin önemini bir kez daha teyit eden önemli ve son derece açık istişarelerde bulunduk. Ancak son dönemde gerçekleşen derinlemesine diyalogumuzun işbirliğimizi hem siyasi hem de ekonomik ve sektörel olarak güçlendirebileceğimizin garantisi olduğuna inanmaktayım. Görüşmelerimizin stratejik ortaklığımızın çok güçlü yapısını yeniden teyit ettiğini belirtmekten büyük memnuniyet duydum. Romanya ve Türkiye arasında her iki ülkeyi ilgilendiren stratejik alanda kilit önceliklerin belirleneceği ortak hükümet toplantıları konseptini esas alacak olan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin başlatılmasına yönelik hazırlıkları ele aldık Sayın Bakan'la. Bu her iki ülkenin de bu ilişkinin stratejik boyutuna verdiği önemi açık bir şekilde ortaya koyan bir girişimdir. İlişkilerimizin temel sütunlarından biri olan ekonomik ve ticari işbirliği görüşmelerimizde önemli bir rolü olmuştur. Son yıllarda ikili ticarette ciddi bir büyüme kaydettik. Türkiye şu anda Romanya'nın Avrupa Birliği dışındaki ana ticaret en önemli partneri ve Romanya ihracatının AB dışındaki ilk varış noktasıdır. Nitekim 2023 yılının ilk 11 ayında ikili ticaret 9.4 milyar dolar olarak gerçekleştirmiş olup 31 Aralık 2023 itibariyle bu rakamın 10 milyar doları aşmasını beklemekteyiz. İkili ticaret için hala önemli bir potansiyelimiz vardır. Bu nedenle ticaret dengesini sağlamamıza da olanak tanıyacak her türlü işbirliği fırsatını değerlendirmeye devam etmeliyiz. Bu çabamızda bizi destekleyebilecek enerji, tarım, imalat ve diğer alanlar gibi henüz kullanılmamış potansiyele sahip pek çok sektörel alan bulunmaktadır. Ayrıca Romanya ekonomisinde Türk yatırımlarının artmasını teşvik etmeye devam etmekteyiz. Türkiye şu anda yatırımcıların listesinde 14. sırada yer almaktadır ve Romanya birçok fırsatla birlikte cazip ve açık bir yatırım ortamı sunmaktadır. Aynı zamanda tıp sektörü gibi yenilikçi alanlarda işbirliğimizi de memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Bakan'la konuştuğumuz gibi bir sürü fırsatımız vardır çeşitli alanlarda ve bu da aramızdaki işbirliğinin ne kadar sağlam olduğunu göstermektedir. Görüşmelerimizin ana noktasını mevcut güvenlik ortamı ve özellikle de Karadeniz'de güvenliğin artırılması için NATO içerisindeki gerek ikili, üçlü seviyede gerekse müttefiklerle en iyi işbirliği yolları oluşturdu. Bu bağlamda NATO'nun Doğu kanadındaki müttefik savunma ve caydırıcı duruşunun güçlendirilmesine katkıda bulunan Romanya topraklarında ittifakın hava polisliğine Türkiye'nin katılımı için Sayın Bakan'a teşekkür ettim.
Elbette ülkelerimizin Karadeniz bölgesinde nasıl işbirliği yapabileceklerin somut bir ifadesi olan Romanya, Türkiye, Bulgaristan, Karadeniz Deniz Mayın Arındırma Grubu'nun oluşturulmasına yönelik son karardan da bahsettik. Ayrıca mevcut güvenlik bağlamında son derece değerli bir diyalog formatı olan Romanya, Polonya, Türkiye üçlüsünü ve NATO'nun Doğu kanadına koordinasyon ihtiyacını da elde aldık. Mevki taşımla birlikte güvenlik durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının sonuçlarını da analiz ettik. Ukrayna'nın zaferi Karadeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarı için vazgeçilemezdir. Uluslararası toplumun desteği sadece Ukrayna'yı desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda kurallara dayalı uluslararası düzenin ilke ve normlarının kısaca tüm uluslararası düzenini savunmaktadır. Bu vesileyle de Romanya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi. Böylece Romanya'nın Ukrayna'ya verdiği ve vermeye devam ettiği çok tutarlı ve çok boyutlu desteği ortaya koymuş olduk. Özellikle Romanya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmadaki rolüne değindim. Ülkemizin transit kapasitesini artırmak üzere uygulamaya koyduğu karmaşık tedbirlerden bahsettim. Ve bu çabalar sonucunda 31 milyon tondan fazla tahıl ülkemiz üzerinden ihraç edilmiştir. Yani aslında Avrupa Birliği'nin dayanışma koridorları üzerinden taşınan malların yaklaşık %60'ından fazlası, Romanya üzerinden, özellikle de Tuna ve Karadeniz limanları üzerinden geçmiştir. Tabii ki mevki taşımla Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Moldova Cumhuriyeti üzerindeki önemli olumsuz etkilerini ve aynı zamanda Kişinev'in istikrarına yönelik hibrit baskılarına direnme çabalarına güçlü desteğin sürdürülmesi ihtiyacını da ele aldım. Ayrıca Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyona yönelik desteğimizi de hatırlattık. Türkiye ilişkilerin geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Romanya için Türkiye'nin bir aday ülke ve birçok önemli alanda AB'nin kilit ortağı olmaya devam ettiğini belirttik ve bunun altını çizdik. Romanya'nın bu konudaki desteğini bir kez daha teyit ettik. Aynı zamanda Romanya için AB ile Türkiye arasındaki ortak çıkarlara sahip sektörel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi de önemli olduğunu söyledik. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantıların yeniden başlatılmasını desteklediğimizi ifade ettik. Ki bu türden son toplantının 2019 yılında Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığında sırasında gerçekleşmiş olması çok önemlidir. Ayrıca göçün yönetilmesine yönelik tedbirleri de ele aldık. Bu bağlamda Türkiye'nin etkileyici sayıda mülteciye ev sahipliği yapmak için sarf ettiği çabaları takdir ettik. Elbette bu konuda AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin devamını destekledik. Bize göre tüm karmaşıklığıyla ele alınması gereken Orta Doğu'daki durumla ilgili endişelerimizi dile getirdik. Gazze şeridindeki kriz, Kızıldeniz'deki durumun yanı sıra İsrail-Lübnan sınırında gittikçe artan gerilim ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti. Liste burada bitmiyor. Şu anda koşullar el verdiğinde Orta Doğu'da kalıcı bir barışa doğru ilerlemek için uluslararası çabaların yakın koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladık. Romanya'nın pozisyonu bu konuda çok iyi bilinmektedir.
ve hem Romanya hem Türkiye çok acil bir şekilde çözümün, iki devletli çözümün uygulanması ve bölgesel güvenliğinin sağlanması için gerekli siyasi ufkunun yaratılmasına yol açacak somut çözümlerinin acilen geliştirilmesi gerektiği fikrini paylaşmaktadır. Bu tekrar eden şiddet sarmalının ancak İsrail ve Filistin iki devletin çözümün teşvik edilmesiyle aşılabileceği konusunda. Aynı zamanda Sayın Bakanla Batı Balkanlar durumunu konuştuk. Batı Balkanlar siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmelerin tüm Avrupa'nın güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan etkileri olan stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu bağlamda Romanya bölgesel işbirliği platformlarının sunduğu fırsatların kullanılması da dahil olmak üzere bölgede diyaloğun güçlendirilmesi ve güvenliğin büyümenin ve ekonomik entegrasyonun desteklenmesini öncelikli bir mesele olarak takip etmektedir. Bu nedenle ülkelerimizin çok yakın bir şekilde birlikte çalıştığı Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ndeki işbirliği sürecinin işleyişini artırmanın yollarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak Sayın Bakan'a bir kez daha teşrifleri ve bugünkü son derece açık ve kapsamlı istişarelerimiz için teşekkür etmek isterim. Bu istişareler çok iyi olan ilişkilerimizi güçlendirmek üzere birlikte yeni eylem hatları oluşturmamıza yardımcı olmuştur. Çok teşekkür ederim bir kez daha Sayın Bakan. Sözü sizlere veriyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, dost ve müttefik Romanya'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yine konuşmamın başında gerçekten sıcak bir ev sahipliğiyle bizleri ağırlayan değerli mevkidaşım Sayın Bakan Luminitsa Odobescu'ya teşekkür ediyorum. Kendileri de az önce yaptıkları konuşmada gerçekten ülkelerimiz arasındaki ilişkinin derinliğini ve çok boyutluluğunu etrafıyla anlattı. Ben de Türkiye olarak bu ilişkilere ne kadar önem verdiğimizi ifade eden birkaç cümle söylemek istiyorum. Kendisiyle gerçekten hem baş başa hem heyetler arası formatta çok verimli bir görüşme yaptık. Gündemimizde olan birçok konuyu görüştük. Ayrıca bugün Sayın Başbakan Çolaku ve Senato Başkanı Çiyuka ile de bir araya gelme imkanım olacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye-Romanya ilişkilerinin hem ikili hem çok taraflı düzeyde olumlu bir gündem çerçevesinde giderek ilerlediği ve güçlendiği bir dönemdeyiz. Bugün ilişkilerimizi etraflıca ele alma imkanımız oldu. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı güven anlayışı bulunmaktadır. Stratejik ortaklık, NATO müttefikliği ve Karadeniz'e komşuluk ilişkilerimizi tanımlayan başlıca unsurlardır. Önümüzdeki dönemde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini kuracak ortak siyasi bildiri imzalama konusunda da mutabıkız. Daha sonra konseyin ilk toplantısını da en kısa sürede yapma konusunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi komşumuz Romanya, Balkanlardaki en büyük ticari ortağımızdır. Türkiye'de Romanya'nın Avrupa Birliği dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz son yıllarda önemli bir artış kaydetti. 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştık. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle bunu 15 milyar dolara çıkarmak. Romanya'daki yatırımlarımız 3. ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolar civarına ulaşmış durumda.
Firmalarımızın başarısından ve aramızdaki dostluğa yaptığı katkılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Romanya ile insani bağlarımız da çok güçlü. Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızı ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımıza gönül bağıyla bağlıyız. Romanya'da huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürüyorlar. Sayın Bakan'la terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi görüştük. Bazı beklentilerimizi bu konuda kendilerine aktardım. Savunma ve askeri işbirliğimiz, bildiğiniz gibi Romanya ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil etmekte. Savunma sanayi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Polonya'dan sonra Romanya'da Türkiye'den silah sistemleri alan ikinci NATO ve AB üyesi oldu. NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 4 adet F-16 savaş uçağımız NATO Hava Polisi görevi kapsamında Romanya hava sahasında görev yapmakta. Sayın Bakan'la görüşmelerimizde başta Karadeniz'in güvenliği olmak üzere bölgesel konuları da ele alma imkanımız oldu. Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin sağlanması için önemli katkılar sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan tehdit karşısında hep beraber ön alıcı bir yaklaşım sergiledik. Romen ve Bulgar müttefiklerimizin katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu yine üçlü olarak beraberce ihdas ettik. Bildiğiniz gibi Montreux Sözleşmesi bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni tarafsız biçimde ve titizlikle uygulamayı Türkiye olarak sürdürüyoruz. Dün Sofya'da da basın toplantısında söyledim. Bugün yine tekrar ediyorum. Montreux'ün tartışılmasını dahi tahayyül edemeyiz. Bugün ayrıca Sayın Bakan'la Balkanlardaki son gelişmeleri ele aldık. Orta Doğu'yu da konuştuk. Gazze'deki vahşeti, dramı ve oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdik. İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum. İsrail, abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekün hedef almaya devam ediyor. Bombardımandan kurtulabilenler şimdi ise açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişimin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açlıkla ölüme terk edilmesine, açıkça ölüme terk edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum. Kıymetli basın mensupları, Türkiye'de, Romanya'da sadece kendi ülkelerinin değil, bölgenin istikrarına büyük önem veren ülkelerdir. Romanya ile işbirliğimizi her alanda güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum. Misafirperverliği için Sayın Bakan'a, değerli dostuma tekrar teşekkür ediyorum. Evenimentul s-a încheiat, vă mulțumim pentru participare.